yerde. Derdi. Sen hediye almayı sevmezsin ki. Aha, bu başka. Şiirlerimi bastırmışsın. Topluca dursunlar istedim. Seni kaybetmek istemiyorum. O nasıl laf öyle Ferman? Bana bak. Sen beni kaybedemezsin. Las oldu. Ha canım benim. Aa! Tommy geldi. Biz gidiyoruz. Aa! Ferma? Bu çocuklar senin bahsettiğin... bahsettiği çocuklar arkadaşlar. Çocuklar bunlar evet. Ya, biz başkasının çocukları değil. Evet evet. Onların baba Fenerbahçeli. Hiçbir maçı kaçırmaz. Aa, sen nereden tanıyorsun babalarını? Ben mi? Ben şeyden. Şeyden canım, bu şeyden biliyor bunları. Çocuklar söyledi. No, biz... Deli kız, boğacaksın çocukları, ne yapıyorsun öyle? Gönül abla açlar, çok acıkmışlar. Evde hiçbir şey yememişlerdir, acıkmışlardır, ye bakayım. Ah canım, madem açtılar niye evde bıraktınız çocukları? Niye getirmediniz kızım buraya? Evde, yok canım, şimdi bunların uykusu geldi, biraz da geç oldu. Ben müsaade edeyim, çocukları götüreyim de yatsınlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben de gitmek istemiyorum. Nasıl? Hadi buyurun. Kemal, bir şeyler yiyeyim çocuklar, öyle götüreyim. Ay, Allah yardım etse de çocuklara, anne babalarına ulaşabilseler. Adam kim bilir nerede? Belki de yeni bir aile kurmuştur kendine. Ayten, niye böyle söylüyorsun? Belki de adamın hiçbir şeyden haberi yok. Ha yok yok. Onun haberi vardır. Onun her şeyden haberi vardır. Bak görüyor musun Ayten? Affet Gönül. Gönül affet beni. Nereye gidiyorsun? Kalk canım. Of. Yok bir şey tamam. Tamam canım. Ne oldu? Çok kötü bir kabus gibi. Evet. Sayıklayıp duruyordun. Sayıklıyor muydun? Ne diyordun? Şey diyordun. Ya zaten rüya. Ne dediğim önemli değil, değil mi? Bana bak. Onlar benim deyip durdum bütün gece. Neydi o senin olan şeyler, anlayamadım. Bir şey ya. Ne? Paralar vardı öyle. Böyle gözünün alabildiği kadar para vardı. Ne güzel işte. Ay kabus bu mu Ferma? Ya. Bir de affet beni gönül filan deyip durdun. Neydi o seni affedeceğim şey? Hı? Öyle mi? Evet. Gönül. Canım. Affet beni yani. O paralar için sana yalan söyledim. Sakın. Söyledim. Aşkım, rüyanda bile olsa bana asla yalan söyleme, asla. Emin? Ha bir şey diyeceğim sana. Ne?
Ya bütün gece kafama takıldı durdu. Şu senin arkadaşının yeğenleri var ya, ikizler. Evet. Onları alıp bize getirelim, rahat etsin çocuklar. Hoppala, nereden çıkarttın şimdi onları? Ne gerek var buraya getirmek? Ya niye öyle söylüyorsun? Ferman'cığım, Ayten'in oyunu biliyorsun. Evde devamlı hırgür var. Rahat edemez çocuklar orada. Getirelim buraya onları. Yok canım, yok, getirmeye gerek yok. Evet evet, ben gidip... Ne olmaz! Yani... Niye? Canım işte... Tamam, tamam. Ben yarın onları alır getiririm. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Hadi yatıyorsun şimdi. Hadi tamam. Bakalım. Günaydın yavrum. Aa, sen hazırlanmamıştın kızım. Bugün iş görüşmen yok muydu senin? Evet, iptal oldum. Anne canlı işlerine iş görüşmesi. İyi hadi bakalım. İyi işte. Demek bugün seni kimse reddetmeyecek. Çok komik. Bücürük. Komik tabii. Bence senin için iş aramak olsun. Öyle mi? Esas komik olan ne biliyor musun yer elması? Suratındaki kocaman sivilce. Ne? Nerede anne? Aa evladım, yavaş. Lanet olsun, kahretsin. O kelimeyi kullanma bakayım. Ne biçim söz öyle? Bakayım neredeymiş sivilce. Hiçbir şeyin yok. Güzel oğlum benim. Hadi sofraya. Yabancı. Bücürük. Kavga etmeyin, sofranın bereketi kalmayacak. Babam uyanmadı mı daha? Babanız çoktan gitti çocuklar. Kemal amcanlara gitti. Misafir çocuklar vardı ya. Onları bize getirecek. Şu turist çocuklar mı? Hı hı. Oley! Ay, o Nemrut kızı bizde mi kalacak? Hayalcim, çok ayıp ediyorsun ama. Bak, çocukların anneleri kayıpmış. Babalarını hiç tanımıyorlar. Dayıları gelip alana kadar bize emanetler. E misafir odasını depo yapmıştık. Bütün o eşyalarını... Benim odamla mı kalacak? Bak, bu yaptığını baban duyarsa çok üzülecek. Ver bakayım bardağını. Evet, zaten üzgün. Niye üzgünmüş? Ya dün gece su içmeye kalkmıştım da babam vodka atıp duruyordu. Üzünce yapar ya. Vodka değil o, volta, şapşal. Sensin şapşal. Hadi kesin artık gürültüyü. Kahvaltınız, hadi bakayım. Bakın çocuklar. Burada kaldığınız sürece rahat olmanız, mutlu olmanız için elimden gelen her şeyi yapacağım. Senin karı bilmiyor biz. Benim karının öğrenmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Zaman? Ne kadar zaman? Biz gidene kadar. Suzi, ben sizin hiçbir yere gitmenizi istemiyorum. İnanın bana. Ama sizden biraz anlayış bekliyorum. Dayınız gelene kadar. Önce dayınızla bir konuşayım. O zamana kadar kimseye bir şey söylemeyeyim. Olur mu? Lütfen. Ay. 3+1. Evet, 1500. Tamam abiciğim, 1500'e kadar anladım. Hadi, eyvallah. Kemal'im, ay çok gergin. Dükkanda duramıyorum, ay yerimde duramıyorum, hiçbir yerde duramıyorum. Ya kızım, sana ne ya? Niye karışıyorsun sen? Her şeyi abartma böyle ya. Allah Allah. Ayrıca sabah sabah adamı niye ters edin öyle? He? Zaten üzgün. Çocuklar almaya gelmiş. Az bile ona, az. Bir de sabah sabah Ferman Efendi'ye kahve mi yapacaktım? Şu gül gibi gönül ablama yaptığına bak ya. Ya canım, tamam. Olmuş bir kere. Evet. E ama ne yapalım? Allah Allah, adam bin pişman. Ya baksana Ayten, görmedin mi? El ayağı nasıl titriyordu ha? Kemal, bu arada ben çocuklarla ilgilenmekten seninle ilgilenmeye fırsat bulamadım. Ya. O zaman bana biraz ilgi göster hayatım.
de onunla işbirliği yaptın. Antalya'da ne işler karıştırdın Bay Fırıldak? Ya, ayıp oluyor ama. İnkar etme. Boşuna adın Fırıldak'a çıkmamış senin. Gönül abla. Ben konuşamam. Ay ben hiç konuşamam. Ya ağzım ararsa ya bir şey sorarsa. Ben kaçıyorum Kemal. Hadi Aytan, hadi kızım. Ay bir kere de lazım olduğunda aç şu telefonu Allah aşkına. Bunların... Kuru temizlemeye gitmesi lazım. Anne, hadi ben çıkıyorum artık. Geldim anneciğim, geldim canım, geldim. Ya ne dinleyeceğim seni ya çekil. Bak bu hediyeyi hayale verirsen seni rahat bırakacağım. Ya bana ne ya veremem. Ya sen bıraksana zaten benim arkadaşımın peşini. Tamam vermiyor musun? Ben de gidip sinemada bütün gün senin gişenin önünde takılırım. Ya bak sakın böyle bir şey yapma, kovdurursun beni işimden. Lütfen sadece bir özür hediyesi. Tamam peki vereceğim hediyeyi ama seni bir daha buralarda o sinemanın etrafında falan görmeyeceğim, tamam mı? Okey okey. Zaten Hayal'in de bu hediyeyi kabul edeceğini sanmıyorum yani. Bırakalım da buna kendi karar versin. Ha, bu arada. Bu da telefon numaram. Belki teşekkür etmek isterim. Ya da hediyenle beraber çöpü boylar. Olsun, gene de sağ ol. Şey, yeni bir aksiyon filmi falan gelirse... ...gelip izleyebilirim değil mi? Mutlaka gel, bekliyorum. Ya gitsene ya! Teşekkürler. Elimine... Teşekkürler. Yürü. Listeyi aldın mı alışveriş listesinde? Anne 5000 kez söyledim. Aldım çantamın içinde. Hayır şey için söylüyorum. Onu ben senin incik boncuk dağının ortasında gördüm de. Yani arama kurtarma ekibi gelmeden sen onu nasıl elde ettin hayırdır. Ay. Aa, koş. Aman Adalet Hanım bir yanınıza bir şey olmadı ya. Hayır olmadı. Ayağım burkuldu. Yardım edeyim efendim. Şurada oturun. Gerek yok efendim. Kızım yanımda. Çok teşekkür ederiz Ruhi Hanımcığım. Çok sağ olun. Ya da Ruhi Beyciğim siz yardım edin bana. Çünkü benim kızım biraz sakardır. Beni düşürür müşürürse. Ne demek efendim, memnuniyetle şeref duyarım. Ay size gibi güvenilir özü sözü bir insanlar kalmadı artık Ruhi Beyciğim, kalmadı. İsterseniz şurada azıcık dinlenelim ayağınız iyileşinceye kadar. Tabii. Çocuğum sen hadi alışverişi yapıver. Ne kadar iyisiniz Ruhi Bey. Ulu Adalet Hanım. Güvenilir insan kimmiş? Görüyorsun sen. Çok kibarsınız Ruhi Bey. Görüyorsun sen de tamam. Aman çocuklar ha. Ağzınızdan hiçbir şey kaçırmayın ha. Tamam mı? Okey. İyi okey. Hoş geldiniz çocuklar. Buyurun bakalım. Hadi gel. Gel yavrum. Geçin. Ben size bir tarif vereyim. Rahat edersin. Evet. Al canım benim. Evet çocuklar. Gelmenizi sabırsızlıkla bekliyorduk. Ali var mı? Ali okulda ama fazla gecikmez, merak etme. Bu arada dün gece sizi öyle apar topar kaçırdılar ya, tanışamadık sizi.
seni. Ben Gönül. Tommy. Suzy. Suzy'cim. Sence bir sakıncası yoksa sen Hayal'le kalacaksın. Tommy de Ali'yle kalacak. Böyle düşündük değil mi? Okey. Çok güzel. Biz beraber kalsak. No. Ben Ali'yle kalmak istiyorum. Suzy. Bak Hayal seni odasında misafir etmek için can atıyor. Değil mi Hayal'cim? Ya çok. Neyse hadi ben gelin size evi gezdireyim. Bu arada diyorum ki ben birkaç gün evde kalayım. Hı? Çocukların ilgiye ve konuşmaya ihtiyaçları var gibi geldi bana. Yok canım hiç gerek yok. Evet. Konuşmaya hiç gerek yok. Niye? Çünkü senin meyhaneye gelmen lazım. Ben orayı tek başıma götüremem. İflas ederiz. Ya hadi Ferman'cığım Allah aşkına. 2 günden bir şey olmaz. Hem ben mezunları hazır ettim kocacığım. İyi o zaman ben de kalayım burada. Kalayım. Derinin zoruna bak. Kalk bakayım. Sen doğru tıpış işine gidiyorsun. Geç bile kalk. Git. Kalsaydım ben burada. Aferin sana. Hadi bakalım işe. Hadi canım. Ferman'cığım. Sezai Bey'in kirasını yatırmayı unutma. Bugün bir ara bankaya uğrayayım canım benim. Uğrarım. Hadi geç kaldı. Sen de benimle burada kalacaksın Suzi. Burası küçük. Biz de pek iri sayılmayız değil mi? Hayal. Ben nerede kalacak? Şu odada. Okey. Benim elbiseler burada duracak. Onun için boşalttık. Çok ufak. Sığdırırız. İnternet var. Ben arkadaşlarla yazışacak. Var. Benim laptopumu kullanabilirsin. Ben burada yatacak. Evet. Çok sert. Benim yatağımı kullan. İstemez. Tommy'cim, çantanı yerleştirmene yardım edeyim. Okey. Hadi bakalım. Hadi bakalım gel. Afiyet olsun. Teşekkürler. Allah güler. Güler. Ne oldu ne var? Gel çok ihtiyacım var sana. Ne için? Rezalet'le biriyle tanıştım. Nikisi Karizma. Ay. Yine mi ya? Ula bir dinle la. Geç. Hah geç. Bu sefer olacak. Bir saat içinde buluşmamız var. Evsi gidemiyorum. Abim devriye geziyor. Cep telefonuma da el koydu. Karizma'nın numara da telefonda kaldı. Ne olacak şimdi? Sen gideceksin buluşmaya. Ay şaka yapıyorsun delirdin herhalde ya. Gülay'cığım ya gideceksin gelemedi diyeceksin. O arada da beni böyle bir öv yerlere göklere koyama tamam mı? Ay kaçacak gül gibi adam Gülay. Ay saçmalama anladın işim gücüm var mı benim ya? Çarşıya çıkacağım eve gideceğim. Bir moda firması ciddi benim tasarımlarımla ilgileniyor. İşim gücüm var mı benim? Tamam gidersin canım oraya da gidersin. Ay ne ya şu 40 yılın başında biri çıktı karşıma Mesut olacağım. Ay desizdi vacıma mani olma Gülay. Zaten abim ömrümü yedi. Adamı nasıl tanıyacağım peki? Sen bir kitap alıp gideceksin. O da böyle beyazdan bir at katacak boynuna. Tamam. Yok artık yani birbirimizin tipinden falan da mı haberimiz yok? Evet. Ay nasıl gizemli bu. Ay kır çiçeğiyle karizma. Gülay. Ay. Ah!
ayağa soksun. Sakallığım tuttu. Ferman baba iyi misin? İyiyim iyiyim, kaza yaptık. Bak hele bak. Gene ne kırdım ayağa? Kusura bakma patron. Daha bu yaşta ilahi atmıyor cincirin. Yok o kırmadı, ben kırdım. Ha. Toplayın şunları. Can sağ olsun be usta. Cana geleceğine malı gelsin usta. Malcanın yolundası da işler. Ben şimdi toplarım Ferman baba. Ne demişler? Hani derdini söylemeyen dermanını bulamazmış. Dermanın sende olduğunu bilseydin yorardım kafanı. Bu ne vicdansızlıktır böyle. Senelerce ne aramışlar ne de sormuşlar. Sorma anacığım ya. Bir içim acıdı ki gariplere. Ana kayıp, baba ortada yok. Vay garipler vay. Adalet Sultan. Bu defa Ferman'a söyleyecek bir şey bulamadın galiba. Ay, o neymiş o? Çünkü kocam çok yüce gönüllü davrandı. Tabii. Kendi çocuklarından ayırmadı çocukları. Ben gidiyorum. Hadi yavrum güle güle. Çok güzel olmuş. İş görüşmesine mi gidiyorsun? Yok, Zeliş'le buluşacağım. Ha. Biraz hava almış olurum. Şu Suzi'den de çok fena canım sıkıldı. Hayır. Giderken babanın takım elbiselerini de kuru temizlemeciye bırakıver. Olur mu kızım? Olur. Gidin getireyim ben. Yavrum, bu çocukların dayısını baban nereden tanıyor? Bilmem, eski bir arkadaşım dedi. Tamam da nereden yani? Yani hiç duymadım adını sanını. Ama ne yapacaksın anneanne? Bu kayıt da çok güzelmiş. Canım, içeride daha çok var. Ben o zaman Zeliş'e de götüreyim biraz. Ay bir tane poşet bulamadım boşun. Dur bakayım şurada var mı acaba? Evet. Anneciğim de şunu bir tutar mısın bir zahmet? Hadi canım benim. O kadar kötü kokmuşlar ki bütün gece tabii. Bir şey düştü. Ver bakayım şunu. Bu ne? Ha? Bu çok eski bir fotoğraf anneciğim, arkadaşı. Pek de garip arkadaşlar türedi bu ara. Yürü gidiyoruz. Nereye? DNA testi yaptırmaya. Yok oğlum, olmaz öyle şey. Ben bunu çocuklardan isteyemem. Mecbursun. Ya senin değillerse? Görmüyor musun oğlum? Çocuklar ne kadar acı çekiyor. Ya onlara bunun bir tür sağlık testi olduğunu söyleriz. Anlamazlar. Öyle mi? Olmaz. Sen bilirsin. Belki de Gönül ablayı boşu boşuna kaybedeceksin. Kır çiçeği. Ne? Kır çiçeği mi? Sen gidi, sensin. Yok, o ben değilim. Ya ne şakacısın ha? Tıpkı mersanede yazdığın gibi. Yok, ben bir şey yazmadım. Ben kır çiçeği de değilim. Onun yerine geldim ben. Sen şimdi beni tipsiz buldun. Başından atmak için yalan söylüyorsan. Estağfurullah, öyle bir şey söylemek de istemedim ben. O zaman beğendin. Ay bana ne canım, ben kır çiçeği falan değilim. O gelemeyecek de ona haber vermeye geldim. Ya var ya, hakikaten helal olsun ha. İlk günden kendini ağırdan satmak çok hoşuma gitti. Seviyorum seni. Ha
Arman abla. Efendim canım. Yiyecek bir şeyler var mı? Var kara kızım, ne istersiniz, ne getireyim size? Donut istiyor ben. Ha donut yiyeyim. E donut yiyeyim, ne var ki? Öyle değil Handan abla. Ne? Donut bir yiyecek. He. Böyle pudra şeker çikolata falan oluyor. O yok. Ama çikolatalı ponçik var. Belki beğenirsiniz, getireyim ben ondan. Tamam. Okay. Aa Işıl gelsene. Yok ben şimdi sizi rahatsız etmeyeyim. Ya saçmalama canım ya, gel. İyi peki. Merhaba. Bugün bize bağırmak yok. Gitar. Ben de çalıyor. Çok seviyorum müzik ben. Bakabilir? Tabii. Işıl çok iyi gitar çalar. Hem İngilizce şarkı da biliyor. Hoş geldin güzelim. Evet. Peki sizin oradakilere benzemez ama bakalım beğenecek misiniz? Afiyet olsun. E hadi yesenize. Ben yemem, çok kalori. Sen bana bir baksana. Aa aç bakayım. Ay sen kansızsın. Anne görse ne kadar üzülür biliyor musun bunu? Senin gibi Handan. Handan han senin gülme. Vah yavrum. Ay ay benim bahtsızlarım. Ah be ah, çok özür diliyorum. Handan abla gene skandal. Ah bahtsızlarım bunlar. Ay çok affedersin. Handan abla, anneleri belki yakında geri gelecek. Babam da dayılarını aradığını söyledi. İnşallah. Hem Ferman baba var. Ya... Ferman baba mı? Çok mu sevdin sen Ferman abiyi de baba diyorsun? Ah yavrum. Işıl bir şarkı çalsana bize. O zaman İngilizce bir şarkı çalayım. Siz de eşlik edersiniz. Okay. Evet hadi Işıl çal çal. Yine döktürmüş ya. Ellerine sağlık Gönül teyzemin var ya. Afiyet olsun canım. Ay kızım açsana şunu, senin yerine ben öldüm meraktan. Ya açmayacağım. Alsın hediyesini başına çalsın. O kadar özenip almış çocuk. Kim bilir nasıl etkilendi ki senden. Ya sorma. Kızım gömlek değiştirir gibi sevgili değiştiriyordur o. Baksana magazin sayfalarına abone olmuş. Ünlü playboy, güzeller güzeli sevgilisi hayalle yakalandı. Az sonra... Ay Allah korusun. Versene şunun numarasını, arayayım da alsın gitsin hediyesini. Al. Burada. Alo. Ben Hayal. Evet dünkü kurbanım. Evet. Sinemanın oradaki parktayım. Ay ne dedi? Bekle orada, hemen geliyorum dedim. İyi bekle o zaman sen. Ben gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Benim gitmem lazım. Zaten gişede ders çalışıyorum diye söylenip duruyorlar. Sen akşama anlatırsın olanları. Ya. Çeki de aldım. Hadi. Bir şey olacağı yok, sadece hediyesini vereceğim. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler.
Abiciğim otur Allah aşkına ya. Ya sana bakmaktan benim başım dönüyor ya. Elimde değil Kemal, gerginim işte. Sinirliyim. Tamam da abiciğim, seni gören de sanki doğumhane kapısında çocuk bekliyorsun zannedecek. Yani. Gerçi bir bakıma öyle tabii. Yanlış bir şey yapıyormuşum gibi geliyor bana. Ya alt tarafı bir kan alacaklara var da bu kadar ya. Ferman, Ali bu. Benim. Buyurun siz içeri alın. Geleceğim sana. Gel. Tezgahı bulacak çocuk nerede? Yarın gelecek. Şey affedersiniz ya, bunun sonuçları ne zaman çıkar acaba? 15 gün içinde. Ama uzun süreymiş ya, insan 15 günde meraktan çatlar ya. Sürenin uzun olması önemli değil, önemli olan kişinin bunu kaldırıp kaldıramayacağı. Henüz yumruk yapın. Bu durum kişide psikolojik bir soruna neden olur. Hem sizin için hem çocuk için. Ne haber? Çok bekletmedim değil mi? Önemli değil. Hı, bir ömür boyu beklerim diyorsun yani. Hayır, hediyeni al ve git diyorum. İç mimar. AutoCAD, CD Max programlarına hakim. Ofis ve şantiyede çalışacak. Bak. Sana bu işe girebilmen için bir iki ipucu verebilirim. Neymiş? Mesela özgeçmişine resmini koy. Bu güzelliğe kimse dayanamaz zaten. Seni ciddiye alıp dinleyen de kabahat zaten. Lütfen hediyeni alıp gider misin? Hayır. Sen de kalsın. İstemiyorum. Biliyorum. Ama eğer sen bu hediyeyi almazsan ben kendimi hiç affetmeyeceğim. Peki. Annem her zaman hediyeyi verenin yanında açlar. Benim annem de her zaman bir bayanın mücevher kutusu olmalı der. Sonradan gelecek hediyeler için. Neyse, benim çok işim var. Gitmem lazım. Kendine iyi bak. Yokum. Gittim kaçtım. Sen beni görmedin, bilmiyorsun, tanımıyorsun. Tamam mı? Sakın bir şey söyleme. Işıl, merhaba yavrum. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol Gönül teyze. Anne yok mu? Annem. Gitti. Ben şurada otur biraz beklerim onu. Yok. Öyle kolay kolay gelmez. Uzağa gitti. Ziyan yok. Benim vaktim var. Ayça. Kız sen ne arıyorsun burada? Ah Gönül ablacığım. Ben bir bilsem ne yaptığımı. Seni nasıl kandırdık ama? Değil mi Işıl?
Ya evet. Şaka yaptık sana Gönül teyze. Hay Allah. Ya zaten ben de uğradım ki hani işin yoksa kapalı çarşıya gidelim biraz kafa dağıtalım alışveriş ama işin yoksa tabii. Gönül ablacığım benim o kadar çok işim var ki o kadar çok dünya kadar işim var. Aa. Gönül abla. Oo, yığınla işim var yığınla Gönül abla. Daha Işıl'a ders çalıştıracağım. Her şey düzelince yani işlerim bitince. Tamam canım hadi sen işine bak ya. Hadi hoşça kal. Güle güle Gönül abla. Anne, siz Gönül teyzemle kavga falan mı ettiniz? Kaç senelik dostumla konuşamaz oldum. Ah Işıl ah. Hep şu erkek milleti yüzünden ya. Gel hadi gel. Yemekleri sevdin mi? Güzel. Susi'cim biraz ara ver istersen. Ha? Sonra yeniden yazışırsın arkadaşlarınla. Yok iyi böyle yazışıyor ben özlüyor. Benim anne de tavuk yapar hep. İçine patato da koyar. Bir de şey mısır koyar. Kim bilir ne kadar lezzetli yapıyordur Tommy. Yapıyordu. Eskiden. Annem de bir dahaki sefer öyle yapar. Gönül. Hı. Sen yemeğini yemiyorsun. Ya canım istemiyor. Herhalde akşam işte biraz fazla kaçırdım ben. Ben sana biraz salata vereyim. Yok 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 Ferman gerçekten istemiyorum. Anne bak ne kadar şanslısın. Babam seni elleriyle besliyor. Baba. Ha. Bugün okulda bir maç yaptık. Bir bakalım kaç gol attın. 5 tane atmışımdır. Çık. 10 tane atmışımdır. Abartma baba. Tam 7 tane gol attım. Ama nasıl coştu tribün bir görsen. Hadi ya. Aferin be. Tarihin yetiştirdiği en büyük futbolcu. Messi. Çağ. Hayda. Afiyet olsun. Sen yemeğini bitirmedin ama. Suzi pek yemek sevmez. Ben bakayım Suzi'ye. Afiyet olsun. Sağ ol. Herhalde bizim yemeklere alışamadılar anne. Ben onlara daha sonra sandviç yaparım. Sağ ol kızım sağ ol. Onları aç bırakmayalım. Karınlarını doyurursun da ruhlarını nasıl doyuracağız? Onların da başlarının okşanmaya, aferinler duymaya hakkı var. Doğru haklısın. Daha dikkatli olmalıyız değil mi? Sen ne yaparsan yap canları yanacak yavrucaklar. Neticede ne ben anneleriyim ne de sen babalar. Ben meyhaneye geçeyim. Kalabalık olmuştur. Ben sizi hiçbir şey halledemezler. Ferman. Aha. Ya bir şey takıldı kafama. Biraz konuşalım mı seninle? İyi. Konuşalım. Burada olmaz. Niye? Sor. Ya boş ver aslında önemli bir şey değil. Ben biraz büyüttüm saçmalıyorum galiba. Hı. Beni yolcu etmeyecek misin? Ah, ay affedersin. Bugün biraz dalgınım herhalde. Kafasına bir şey takılmış belli. Konuşalım dedi sonra vazgeçti. Abiciğim. Harika lan ya. Dur bakalım belki başka bir şeydi. Ayrıca bu kadın milleti var ya her şeyi abartırlar.
Yok yok. Ben Gönül'ü iyi tanırım. Böyle basit şeyleri sorun yapmaz. Hatta bazı şeyleri bana sormadan bile halleder. Erman abi. Ha. Abi biz nereye gidiyoruz? Cehennemin dibine. Ancak beni o patlar. Hadi evine. Allah'ın bir çiçek bu güzel ablama. Çok teşekkür. Şu güzel ablalarıma bir çiçek vereyim. Bir tane. Oo Ferman abi. Afiyet olsun. Abi. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Oo Ferman abi. Dördüncü yollarda kaldı ya. E tabi. Evde dört çocuk olunca anca gelebildi. Sahi ya çocuğun annesinden babasından bir haber alabiliriz mi? Maalesef annelerinden de uzun süredir haber alınamıyor. Ferman abi, çocukların babası kim sen tanıyor musun? Oğlum Allah bilir hangi vicdansızdır. Çocukları Ferman abimin başında, kendisi iki sefada. Aa! Namussuz adam. Sen çocukları bırak git, sonra da hiç arama. Böylerini hadım edeceksin ki bir daha çocuk sahibi olmasınlar. Ya. Ferman abi. Ferman abi. Abi ne yapıyorsun abi? Sen de gidelim bakalım. Ferman'a ne gelin ne gelecek şuraya. Böyle bakarız da oraya gidelim. Ah. Ulan sen ne yapıyorsun burada? Tabaklarımı havalandıraysın. Ya ne bileyim bu şey bu tabak ne? Ferman baba ya. Buradayım alayım ben. Al şunları ya. Siz ne arıyorsunuz burada? Öylesine geçeyim de bir uğrayalım dedik. Ya öylesine. Öylesine. İyi geçin içeri geçin. Hadi geç. Geçelim daha geçelim. Daha. Geç. Ay yine harika olmuş babacığım. Ellerine sağlık ya. Yiy yiy kızım yiy. Ah hey, bunu da yiy. Güzel güzel. Baba yeter mi? Kim yiyecek bunları? Yiy yiy. Ben öyle zayıf kız istemem. Baba maşallahım var zaten. Yeter tamam. Olmaz dedim ya. Yiy böyle old fil gibi. Hiç kimse beğenmesin seni. Yine babacığızında kalasın. Ya sen gidersen ben ne yaparım sonra? Ha? Ya ben seni bırakıp... Bu yanakları bırakıp zaten nereye giderim? Gidebilir miyim? Şşş yapma. Benimle oynama karizmamla yahu. Karizmamı yerim senin. Muhabbetin dertlisiniz. Vatandaş içeride aç yemek bekliyor. Siz burada lak. Mut. Ooo İzzet biladerim gel. Gel sana da muhabbet edelim iki ya. Allah'ım usta. Ya vallahi ya iki kelam da seninle edelim gel ya. Var ya usta sabahtan beri koşturmaktan canım çıktı şerefsizim ya. Gel ne söyleyeceğim sana bak gel. Gizli bir şey mi? Yok hem de çok gizli. Yaklaş iyi kulağını yaklaştı be. Ne diyorsun ha? Ne? Ne kıptırıyorsun usta ya? Çocuk mu var karşımda ya? Çocuk var karşımda. Önce adam ol sonra çık karşıma konuş. Haydi bakayım. İş yapacağına bana danışıyorum. Hayret bir şey ya. Bak mende bu İzzet hala konuşuyor bak. Şşş. Atarım fiyanı kafana ha. Terbiyesiz olsun. Ay. Alo. Ay Hayalcim neredesin? Sabahtan beri arıyorum. Öldüm meraktan. Verdin mi ödeyi? Yok, veremedim. Hayır, geldi de. Ya çok ısrar etti, ne bileyim. Yalnız olsa bir daha görüşmeyeceğiz. Sen öyle zannet. Bence var ya o senin telefonunu da buldu. Bundan sonra kolay kolay bırakmaz. Hadi ya. Arar mı sence? Yani ararsa cevabını alır tabii de. Neyse canım sonra konuşuruz tamam. Hadi öpüyorum. Tamam hadi öptüm görüşürüz. Aman be Gönül Hanım bir. Nereden icat edersin bunları? Titiz ya. Ya taktık. Haydi bismillah. Çok yakışık ama. İyi konuşma iyi haydi. Ulan sonra dedim Hazan'ın ki hadi uğrayalım da. Ulan çok keresim geldi sana be. Ya öyle mi? Tabii ya. Epeydir belediye oturup götleşme diyorduk. Çekme gel. Ya ben de bu akşam eve erken gitmeyi düşünüyordum ama. Olur mu daha yeni geldik otur da. Ya ama
Sen içmiyorsun, ayıp olmasın. Ben içiyorum onun yerine de. Ula senin için öyle üzülürüm ki bir bilsen. Neden? Ula bu karısını taktı kancayı. Adalet Hanım'ı kastediyor. Yok canım, nereden çıkarıyorsunuz bunu? Öyle öyle. Nasıl da sızım sızım sızılıydı kolumda. Ha? Çekme gel. Ula yüzünde güller açaydı. Ah Ruhi Beyciğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz efendim. Evet. Çok memnun oldu tabii. Ula benim hayatımı kararttı. Seninkini de karartacak da. Canım kaç sene önceki mesele. Herkes unuttu gitti. Oy, hiç kimse unutmadı. Bu Selami çok kindardır ha. Yok, caminin altına gelip uzun havalar söyleyecekmişim de ondan sonra affedecekmiş beni. Hey. Yani serenat gibi mi? Heh, o dediğinden işte. Çekme gel. Ula delik karının zoruna bak ya. Başka türlü kimseyi affetmezmiş. Hı. Çok severmiş o Serena dedoğun şeyi. Rahmetli kocasıyla da ancak o şartla evlenmiş. Uy avucunu yalasın. Ayağıma gülüp kapansa gene gitmem kapısına da. Gitmem. E hadi açar en kötü günümüz böyle olsun. Oh, çekme gel. Çekme gel. Hadi bakayım. Yarasın. Yarasın da. Yazmak konuşmanın yerini tutar mı bilmem ama kelimeler ağızdan dökülünce daha bir ferahlıyor insan. Ben çok canım sıkıldığında ne yaparım biliyor musun? Menekşe yerimle konuşurum. Komik. Komik değil. Ertesi gün bir bakarım. Ya böyle çiçek açmış. Ya da böyle boynunu bükmüş. Ama bu arada senin derdin de uçup gitmiş. Dert uçar? Evet uçar. Zamanı gelince böyle uçar gider. Sen yeter ki anlat. Mutlaka bir dinleyen bulunur. Ben... Benim uykum geldiği geceler. Ben de tam yatıyordum. Senin boyfriend aldı. Güzelmiş. Yok benim erkek arkadaşım, bir arkadaşım aldı. Benim var London'da. Belki yanına gider ben. Evine taşınır. Böyle şeyler düşünmek için biraz küçük değil misin? Bence geleceğini düşünmen lazım. Benim gelecek kimin umru? Sade o var artık. Bir de Tommy. Özür dilerim ben. Sadece... Üstümü giyeceğim, arkanı dön. Dön. Ceketini kuru temizlemeciye verirken buldum. Evet şey... Eski bir fotoğraf. Ha. Eski bir fotoğraf. Hani Antalya'ya gitmiştik ya, Kemal çekmişti. Geçen gün bana verdi, cebimde unutmuşum. Daha dikkatli olmalısın bence.
Münir, ortada hiçbir şey yok şimdi. Hani Antalya'ya hep beraber gittiydik. Orada dolaşırken... İngiliz bir artist kadın vardı. O herkes yanına gidip ona resim çektiriyordu. Kemal de dedi bana, sen de git onun yanına. Senin de resmini çekeyim dedi. Ben de onun yanına gittim. Orada çektirdi benim resmimi. Yani... Canım, ben seni sorgulamıyorum. Anlatılacak bir şey olsaydı sen bana anlatırdın. Herhalde. Bu ne? Tahlil yaptırdım ana. Bana bak, doğruyu söyle. Hasta mısın? Yok, hayır. Kontrol için tahlil yaptırdım. Peki niye bana söylemedin? Yok. İki gündür sende bir tuhaflık vardı. Bak Gönülcüğüm. Bak. Bu rutin bir kontrol, tamam mı? Her sene yaptır diyorsun ya. Şimdi bak, bu kanı aldırdım. Ne bileyim, kolesteroldü, lipitti, yağdı, bilmem neydi, T1, T2, PSA, ıvır zıvır. Her sene söylüyorsun şu kan tahlilini yaptır diyorsun, ben de yaptırdım işte. E aşk olsun be canım be. Niye bana söylemedin? Birlikte giderdik. Of, yani gönül. Zaten yarın neticeyi alacağım. Tamam, beraber gideceğiz neticeyi almaya. Gönülüm, senin kuruntu yapmana hiç gerek yok. Zaten vakit de geç oldu. Hadi yatalım artık. Sevda değil denir, o da geldi başıma. Ruhi Bey, ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Gelemem ben. Anne, adam resmen serenat yapıyor sana. Zevzekinçme. Sizlere gönül veremem ben. Aç kolların, sar boynuma. Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben. Ruhi Bey, çok geç oldu. Evinize gidin lütfen. Mahalleyi başımıza toplayacaksınız. Adalet Hanımcığım, saygılarımı sunarım efendim. Bu serenat sizin için. Havuz başında. Bu yaşıma geldim, böyle romantizm görmedim ben. Çap. Şunu karışım. Ben şimdi ne yapacağımı bilirim. Vallahi helal olsun Ruhi amca. Genç olsam alırdım seni. Koruna çapkını karışım. Ne oluyor yahu? İşte şimdi sırtlıkla aşık oldun Ruhi amca. Seni bir tane internette bir yere CV'mi bırakmışsın, herhalde oradan buldular. Gideceğin yer nerede bakayım? Merak etme, çok yakında. Babam nerede, ona da söylemem lazım. Baban çocukları alıp meyhaneye gitti. Onları niye götürdün? Evladım, çocuklar hep evde oturuyorlar, bir değişiklik olsun. Gitseler de artık biz de biraz rahatlasak. Hayal. Ne yapayım, Suzi çok dağınık. Hem bir acayiplik var, böyle sanki bir şeyler saklıyormuş gibi. Ama yavrum, bizim biraz anlayışlı olmamız gerekiyor değil mi? Kim bilir zavallıcıklar ne acılar çektiler. Hı? Neyse, benim hazırlanmam lazım. Babamı da yolda ararım. Geç kalmayayım, tamam mı? Kaç. Hadi bakalım. Kaç. Ferman baba gönderdi. Thank you. Teşekkürler. Afiyet olsun. Is that? Efendim? Light. Tamam. Ben hemen değiştireyim. Sizin light, sizin lightsız. Tamam. Fantastik. Salak garson bile baba diyor ama biz diyemiyor. Belki sonra deriz biz de. Asla. Biz değil onun aile. Gönül, hayal, Ali. Ama bugün dışarı götürecek bizi. Öyle dedi. Sadece üçümüz. Başka kimse yok. Like a family.
Tıpkı aile gibiyim. Ah Tommy, ah. Ne diyeceğimi bilemiyorum Kemal. Biraz hava alalım dedim, sevindi yavrucaklar. Güzel yapmışsın abi, başka çare yok. Ya, gönüle yalan söylüyorum, çocuklara yalan söylüyorum. Neyin doğru, neyin yalan olduğunu kestiremiyorum artık Kemal. Ha, işte bu test tam da bunun için gerekli abiciğim. Artık daha fazla yalan yok. Yap artık şu iş Ferman abi. Suzi, Tommy, hadi gidiyoruz yavrum. Şöyle ya, hadi ben kaçtım, görüşürüz abi. Hadi Kemal. We're ready, hazırız biz. Evet, hadi gidelim. Vah zavallı çocuklar. Nasıl da sokulmuşlar bak Ferman abiye. O da almış kanatlarının altına. Boşuna Ferman baba demiyorlar. Ne dedin sen? Ya bu çocuklar anacıklarını kaybetmiş. Babaları desen kim bilir nerede. Yok yok. Ferman'a ne diyorlar dedin. Ha, dün Ferman baba dediler. Düşün bak nasıl sevmişler Ferman abiyi. Canım benim. Vallahi düşündükçe insanın yüreği sızlıyor. Aynalı kafe burası mı? Burası. Ne lan bu? Buyurun, buraya gönderdiler. Kim gönderdi? Vallahi internetten sipariş vermişler. Patron öyle söyledi. Kim göndermiş? Baksana. Kimse göndermemiş, yazmıyor bir şey. Ver bakayım şunu. Senin gözlerin görmüyordur belki. Kır çiçeğimi. Kır çiçeği de kim ulan? Kim? Hakikaten kim? Bilmiyorum yani, yanlış geldi herhalde bu ya. Kaldırın lan şunu, gözüm görmesin. Götürün hangi mezarlığa götürüyorsanız. Hadi. Abi be, kalsaydı vazoya koyardık. Handan. Aa, ben sana bugün kahve yapmadım. Ben bir kahve yapıyorum. Heh. Deniz çok güzel değil mi? Yes, nice. Çok güzel. Bir foto çekmek istiyorum ben. Telefonunu verir misin? Verim. Bir gün de buraya getir bizi, olur? Olur, geliriz. Bir gün de şeye gidelim. Suzi, neydi o zoo? Hayvanat bahçe. Aa, hayvanat bahçeye gidelim. Olur? Olur, gideriz. Gideriz. Neden durdu biz burada? Efendim hayalciğim. Ne olduğunu asla inanamayacaksın babacığım. İş buldum. Bir villada dekorasyon işi. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Anneme de sana da çok teşekkür ederim hep yanımda olduğunuz için. Sen de iyi ki varsın. Nereye gidiyoruz Ferman baba? Yani kimse yok diye öyle dedim. Biliyorum Tommy. Biliyorum. Düşündüm de dondurma yemeye ne dersiniz? Bu yakınlarda çok güzel çilekli dondurma yapan bir yer biliyorum. Vah, süper olur. Sizi çok sever çilekli dondurma. Hadi oraya.
Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun Hayal Hanım. Ay çok güzeldi Meral. Ay Elan'ı çok güzel. Nerede o? Kim efendim? Biraz önce buradaydım. Allah Allah. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Aslında bana kalsa ben evimden fevkalade memnunum. Hiçbir şeyi değiştirmek istemem. Ama oğlum tutturdu bir kere. Gözü yoruluyormuş efendim. Haksız da sayılmaz ama evinize çok fazla eşya, çok fazla tema yüklenmiş. Onların hepsi çok pahalı şeyler küçük hanım. Tabii muhakkak ama evin tamamını dolaşıp ortak bir şey yaratsak... Sen şimdi bütün bu salonun duvarlarını boydan boya komplike lilaya boyayıver. Ay daral geldi içime bu renkten. Lila daha çok oturucuyla uyum sağlayan bir renk. Eşyalarınız da koyu renk olduğu için duvarları da koyu renge boyarsak... Aman canım. Değiştiririm ben bu eşyaları. Ben daha çok şampanya rengi düşündüm. Eşyalarınız da uyum sağlar. Sen lila yap şekerim. Lila. Ben size katalog getireceğim. Fikrinizi değiştireceksiniz. Ya İsmail efendi geçen gün değişik işler çok kötü. Aa. Evet. Söyle senin oğlara bundan sonra dikkat etsin. Merak etme yenge. Hemen yollarım. Peki hadi hoşça kal. Merhaba. Merhaba Sezai Bey. Müsaitseniz buyurun bir çay ikram edelim. Şey aslında ben pek müsait değilim. Birkaç gündür dükkana uğrayamadım ya. Hesap kitap filan hepsi bana bakıyor. Şey hesap kitap deyince aklıma geldi. Sizinle bir şey konuşacaktım da. Azıcık buyursanız. Peki hadi. Aa, hoş geldin Gönül abla. Hoş bulduk Handancığım. Gülay nerede hiç görmedim bugün. Vallahi ben de görmedim daha Gülay. Handan hadi yavrum sen bize iki çay getir. Bir daha sonra. Şey ters giden bir şeyler mi var Gönül Hanım? Ters? Yok. Niye? Hayır yani Ferman çok dalgın görünüyor bugünlerde. İnanın çok üzülüyorum. Bilmiyorum aslında ben de birkaç gündür endişe ediyorum ama sanmam. Hayır yani bir de şu iki çocuk çıktı başınıza. Olacak iş değil Ferman'ın bu yaptığı. Sezai Beyciğim biz yardıma ihtiyacı olan herkese yardım elimizi uzatırız. Üstelik de bu yavrucakların bize hiç büyük yok. Çaylar geldi. Sağ ol Handancığım sağ ol. Babalarının izi bulundu mu bari? Yok henüz değil. Sezai Bey az önce bir şey diyordunuz siz. Hesap kitap filan. Kusura bakmayın. Ferman kirayı ödemeyi unutunca... Yani istiyor sanmayın acelesi yok ama zaten o yüzden dedim Ferman'da kesin bir şey var diye. Hiç böyle yapmazdı. Burası da oğluşumun odası. O evde yokken odaya şöyle bir göz atalım. Allah aşkına şu fotoğrafları kaldıralım. Onun yerine böyle modern, postmodern tablolar asalım. Postmodern. O kalaylık istemez. Modern tablolar demek istedim. Bunları oğlunuz mu çekti? Çok güzel çalışmalar. Hobisi var. İşte bunlar boş işler canım, boş işler öyle çekiyor. Sen şimdi bütün duvarı maviye boyatıver. Perdeler de
bordo kalise olsun. Bence böyle iyi ama. Bak o yanında durduğun duvarı da yıkalım. O da biraz gençlesin. Ama bu perde duvar. E ne olmuş? Yani statik ve dinamik güçlere karşı direnç sağlar. Yıkarsak eviniz çökebilir. Hayret. Yani sen şimdi iki tık tık bir vık vıkla anladın mı koskoca duvarın çöküvereceğini? Canım koskoca ev çöker miymiş bir duvarla? Sen onu yıkıver canım, yıkıver. Özür dilerim ama biz galiba sizinle... Ay Gozucuğum sen nereden çıktın öyle? Çok yaşa yok mu? Siz de görün. Bilirim. Oğlunuz bu mu? Evet canım. Mutlaka tanıyorsundur. Sık sık gazetelere çıkar. Maalesef tanıyorum. Kızım nereye gidiyorsun? Daha çatıya çıkacaktık. Ay Allah'ım. Hayal. Hayal dur. Annem gerçekten bir iş mi var arıyordu. Pis düzenbaz. Ya ne var bunda? Sen zaten iş aramıyor muydun? Ben de iyilik olsun diye. Bana bak. Bir daha sakın karşıma çıkma, tamam mı? Sakın. Buyurun, teşekkür ederiz. Yine beklerim, güle güle. Ayten, bu defa kaçma be. Konuşmaya çok ihtiyacım var. Ay Gönül ablacığım, gel, gel. Ayten, benden bir şey gizlemiyorsunuz değil mi? Ay. Yaman abi hasta mı? Ay yok öyle bir şey Gönül ablacığım. Son zamanlarda onu çok dalgın görüyorum. Meyhanede dün gece hesapları karıştırmış, siparişleri karıştırmış. Az önce hidayet işte söyledi. Aklı başka yerdedir o yüzden. Allah'ım. İnşallah kötü bir şey yoktur. Düşünmesini istemiyorum. Ay yok öyle bir şey Gönül ablacığım ya. Ben bilsem söylemez miyim sana? Ne kaçıp duruyorsun o zaman? Belli ki bir şey var. Tahlil yaptırmış. Soruyorum. Ne var diyorum. İyi çıktı mı diyorum. Merak etme her şey iyi diyor. Yok onun bir şeyi Gönül ablacığım. Maşallah törp gibi törp. İnşallah. İnşallah yoktur. Sen kendini boşuna harap ediyorsun Gönül abla. Kötüye bir şey olmazmış. Ne? Ne? Kötüye dedim. Ne kötüsü? Ayten, Cerman abinden bahsediyorum. Allah'ım yarabbim bana sabır ver. Gönül ablacığım, ne olursun birazcık gözünü aç, şöyle bir etrafına bak. Bir tutturmuşsun ferman ferman diye. Ayten, ne diyorsun kızım sen? Şey diyor, kıskanıyor. Öyle kıskanıyor. Yani sürekli Ferman'la ilgileniyorsun. Ayten'i ihmal ediyorsun. Değil mi Ayten'cim? Ha? O değil mi? Yani bak şimdi böyle kıskandı yetmiyor. Sen tut bir aynısını Gönül ablaya da yap. Ya olacak iş mi ya? Ya evet evet. Onun için senden saklandım durdum. Ay bir tutturmuşsun ferman ferman diye ağzından bir de Ayten çıktı. Tamam Ayten'cim hadi. Sağlıcakla. Güle güle Gönül ablacığım. Güle güle. Ne yapıyorsun sen? Sen niye karışıyorsun işine? Anne. Gel buraya gel. İçeri. Niye karışıyorsun? Ferman abi bilmem ne diyor. Alo. Gülay. Ay ben sana çok kırgınım ama. Yine ne oldu ya? Ay daha ne olsun? Mustafa ben kocamı elimden aldın. Dün gece internette mavi gözlerine bayıldım diyor. Gülay benim gözlerim mavi mi? Ha bir de böyle çiçek yolladı çelenk gibi bugün. Ama çok da romantikmiş. Kızım sen deli misin ya? Yaramaz o adam. Bir saat dil döktüm ben kır çiçeği değilim diye de inandıramadım yani. Ve sen her şeyi düzelteceksin. Bak tekrar randevu verdim ona. Ne? Tekrar randevu mu verdin? Evet.
Ay hayatta gitmem yemin ederim. Daha moda dergisine yazımı yetiştirmem gerekiyor Ozan'dan. Gülay'cığım bak ben de seninle birlikte geleceğim. Bütün gerçekleri ince ince ayrıntısıyla açıklayacağız adama. Gülay sen gelmezsen abim beni salmaz ki dışarı. Bak gelecek güzel günler adına ne olur. Doğacak çocuğuma senin ismini vereceğim. Kız olsun erkek olsun fark etmez. Ay, of Handan of ya. Ha? Tamam hadi tamam geliyorum hadi bay bay. Sen bir tanesin Gülay'ım. Tamam hadi bekliyorum gel. Ay oldu bu iş. Allah'ım. Hülya Koç Yiğit'le Edus'undan sonraki en büyük aşk bu. Vallahi. Hadi Ruşum ben çıkıyorum. Hani hiçbir yere gidemezdin işim vardı. Daha önemli bir iş çıktı işte. Kim bilir ne zizok bir iştir o. Ay galiba bu sefer haklısın da. Hadi ben kaçıyorum görüşürüz. Tamam. Hadi Ruş. Seninki kapının önünde bekliyor. Kimmiş benimki? Ruhi amca. Ne işi varmış onun burada? Vallahi artık kendini sararsın. Hadi görüşürüz. Merhaba Ruhi amcacığım. Merhaba hoş geldin. Ya. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Adalet Hanımcığım ne kadar kızsanız haklısınız. Ben de kendime çok kızdım. Ama inanın hiç böyle bir şey aklımdan geçmiyordu. Peki o zaman ne diye penceremin önüne gelip beni bütün mahalleye rezil ettiniz hı? Akşam Selamilerle içkiyi fazla kaçırmışım. Selami? Evet. Selami laf arasında sizin hep böyle bir arzunuz olduğunu söyleyince... ben de içkili kafayla ne yaptığımı bilmiyorum işte. Ne demek bütün bunlar onun başının altından çıktı öyle mi? Evet sayılır. Ve o zaman buyurun beraber karşılıklı bir kahve içelim ve bu konuyu daha detaylı konuşalım. Zahmet olmasın efendim. Canım olur mu öyle şey senelerdir komşuyuz şurada. Dur, dur. Nasılım? Hoş muyum? Neyim? Güzel miyim? Gülaşlar mısın? Handancığım, söylüyorum ya çok güzelsin ama adam adam değil. Ay deme öyle, deme. Nerede? İşte şurada bekliyorum. Merhaba. Oo, hoş geldiniz Kırçiçeği Hanım. Tatlı ya adam. Ben Kırçiçeği değilim diyorum size. Doğru. Asıl Kırçiçeği benim. O yapma. Evet. Evet. Merhaba. Aslında asıl adım Handan benim. Yani Handan. Ya bir dakika ya. Bu şaka mı? Şaka. Şaka yaptık. Doğru. Asıl Kırçiçeği Hanım kendisi. Siz şimdi oturun çay için çorba için bana müsaade. Hayır canım, Kırçiçeği o. O. Ya harbi delilere çatmışım ha. Ay. Kim gelmiş? Abim. Hoş geldin. Handan. Abi. Kes. Yürü. Yürü eve. Ama bir dinle. Evde sıralarsın yalanlarına. Yürü. Gülay. İzah edeydim bir. Merhaba anneciğim. Yo evdeyim ben. Ferman evde mi? Ay yok Ferman gelmedi henüz. Konuşmadın mı yani kocanla? Ya hangi mesele olacak? Fotoğraf meselesi. O kadar kimi sormadın mı? Anneciğim söyledim sana çok eski bir arkadaşımız diye. O gördüğün eski bir fotoğraf büyütülecek bir şey yok. Öf anne lütfen. Erkek milletine asla güvenmeyeceksin. Hele o cam göz Selami'nin oğluna. Ne yere bakan yürek yakandır o. Canım şu eski meseleleri açmasak artık ha. Bak ocakta yemeğim var. Hadi anneciğim hadi canım hadi öptüm. Hay anne. Oh Ferman.
tekne boş, görüyor musun? Boş gibi. Kırmızı çıkmış o. Boğazı geziyor. Aa, kestane yer misiniz? Sizi çok dondurmaya değil. 10 kilo aldı bugün. Sen kendine bak. Aa, o kadar yürüdükten sonra hiçbir şey kalmamıştır. Sizi yarı yolda pes etti ama. Ayakkabılar acıtıyor. Ben ne yapayım? Bir daha sefere spor ayakkabılarla yürüyüşe çıkarız. Tamam. Gezi için çok teşekkür. Tamam. Evet. Çok eğlendik bugün biz. Keşke annem de olsaydı. Aman yok. Bilmiyor bile bizi ne oldu. İyi o. Ben biliyor. Geri gelecek. Gelir değil mi Ferman baba? Bunu sizden iyi hiç kimse bilemez. Başkalarının değil. Yüreğinizi dinleyin. Yürek? Hı hı. Peki yürek nasıl dinlenir? Ellerinizi verin bana. Ver mi? Ver. Şuraya. Gözlerinizi kapatın. Ve dinleyin. Annenizi hissedin. Hızlandı benim kalp. Sanki bana haber verdi. Ben de hissetti. Benim yürek de dedi. Anneniz çok özel bir kadındı. İki tane mükemmel çocuk yetiştirdi. Anneniz gelene kadar bunun sizde kalması daha doğru olacak. Biz de seni merak ettik. Ben gelmeyeceğim bu gece. Hidayet'e söyle o idare etsin ortalığı. Ferman baba iyi misin? İyiyim iyi. Hadi yapalım. Eyo Ferman. İzinli misin bu akşam? Onun gibi bir şey. Pek dertli, pek düşüncelisin bu aralar. Yani şu çocuklar geldi geleli. Kemal'le sana mı emanet etti şimdi dayıları? Şu yer iz bilmez çocukları. Nereden tanırsınız ki bu adamı bu kadar? Eski bir arkadaşımın çocukları. Hadi eyvallah. Güle güle. Eski bir arkadaş ha? Bu işte bir iş var ama. Dur bakalım Ferma. Dur, dur sen. Dur sen. Kitap falan istiyorsan İngilizce kitaplar var orada. Thanks, istemez. Ay iyi sen bilirsin. Senin boyfriend? Hayır, erkek arkadaşım yok demiştim. Hafızanı mı kaybettin? Bana ne sanki? Evet, seni ilgilendirmez. İyi geceler kızlar. Bağlı değildir umarım. Kahve. Al. Suzi? Süt sevmem. Aa. Süt sevmemek olur mu hiç? Hadi tıka burnunu iç.
Sen yoksa sütün yararlarını bilmiyor musun? Na, ben çocuk diyor. Canım benim, annelerin gözünde her yaş çocuktur. Ne yapayım, ben de seni kızım bildim işte. Benim annem var. Elbette var. Özür dilerim tatlım. Peki, iyi geceler. İyi geceler. Ben süt içebilir miyim? Al bakalım. Teşekkür. Tuşları karıştırdı ben. Gençler, uyku vakti geldi. Ama saat erken daha. Ama yavrum Ali'nin yarın okulu var. Erken yatması lazım. Sen istersen oturabilirsin. Ya anne ya. Üzülme Ali. Ben de uyurum şimdi seninle. Hem sen yarın okuldan gelir, o zaman beraber oynarız. Gördün mü ne kadar anlayışlı Tommy? Tommy'cim, süt seviyor musun? Severim. Hadi bakalım alasın. O zaman benimkini de iç. Şşş. Ali Bey. Anneciğim, misafire her zaman bolca ikram yapmak lazım diyen sen değil miydin? Bana bak, sen çok biliyorsun. Dik bakayım kafana. Tommy, hadi yarışalım. Evet. Aferin size. Yendim. Ben. Büyükler siliniyor doğru yatağa. Marş. Zümrüt kuşum benim. Uyusun bu gece. Hadi Allah rahatlık versin da. Ula dur gel. Acele etmiyorsun. Geçerken şöyle bir uğradım. Gönül'le mi ilgili dur? Ya baba bana soru sorma. Konuşamıyorum. Ona... Gönül'e yalan söyledim. Gerçek gecikmeyi sevmez oğul. Zaman her şeyin ilacıdır derler ama. İnanma sen. Zamanın mahvedemeyeceği bir şey yoktur. Şimdiki aklım olsa alırdım o karıyı karşıma. Anlatırdım bir bir. Gene de inanmazdı ya kagnem. Ama gönül başkadır. Gönül kızım iyidir. Ula yalanın ne kadar büyük olsa da al karını karşına konuş ula onunla. Thank you.
kaldım. Sen daha uyumadın mı? Erman neredesin Allah aşkına ya? Meyhaneyi arıyorum, çoktan çıktı diyorlar. Cep telefonunu arıyorum, kapalı gösteriyor. Neredesin? Senin sevdiğin çiçeklerden aldım. Neredeydin Ferman? Babama uğradım. Ferman, bana doğruyu söyle. Bana bak, benden bir şey saklama. Hasta değilsin değil mi? Tahlillerin nasıl çıktı? Hiçbir şeyim yok. Yemin ederim hiçbir şeyim yok. Elimi gör. O lafı ağzına alma. Bak, ömrümün geri kalan kısmında değil. Bir saniye bile seni kaybetmek istemiyorum. Hiçbir şeyim yok. Taş gibiyim. Oh. Hayır, o kadar dalgınsın ki bu aralar. Sezai Bey de kiraya yatırmadığını söyledi. Ferman, sen hiç atlamazdın böyle şeyler. Çok yorgunum. Hiçbir şeyim yok benim. Tamam. Tamam. Kiranı yatırdım. Acelesi yoktu be Ferman. Acelesi yoktu da niye gönüle söyledin dün? Ne o? Bir terslik mi oldu aranızda? Yo, olmadı. Aksi olsaydı hoşuna giderdi değil mi? Amma halınlansın be Ferman. Belli ki evdeki kalabalık aklını karıştırmış anlaşılan. Biraz dikkatli ol Ferman. Ben gayetle iyiyim. Bence sen dikkatli ol. Tommy. Ah Ali ya. Ah be Ali'cim be. Nasıl bırakırsın bunları? Bir günde derli toplu olsan ya. Tommy, bu fotoğraf sende ne arıyor? Bu kadını tanıyor musun? O benim annem.